Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT-AYT Geometri Soru Kitabı'nda kare konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD kare demiş, DCL LF ve DA ile KE birbirine paralel demiş. Yani yataylar kendi arasında hep paralel, dikeyler de kendi arasında hep paralel. Bu paralellerden 90'sa burası da 90. Hatta şu paralelden dolayı 90'sa burası da 90. Yani elimizde ne oldu? Hep 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen oluşmuş oldu. Şu 90'ları yerleştirince arkadaşlar. Sonra ne diyor? Kırmızı rengi boyalı bölgenin alanı 60 birim karedir diye soruluyor. ABCD'nin de kare olduğunu unutmayalım. Sekizgen burası da 8 mi? Evet. Karşısı da 8. Dörtgen burası da 4. Burası da 4. Kare olduğunu kullanalım arkadaşlar. Şuraya bir x dersek eğer. X dediğimizde. X artı 8 karenin bir kenarı. Hocam burası x artı 8 yapacağından dolayı. Buraya ne kaldı? X artı 4 kaldı. Hocam xgen burası da x, burası da x diyeceğiz. Ve kırmızı boyalı bölgenin alanı 60 demiş. Yani x ile x artı 4'ün çarpımı 60. Normalde dağıtıp çarpanlara ayırma yöntemiyle sonuca ulaşabiliriz. Ama çarpanlara ayırmayı kullanmayalım isterseniz. Biraz hissedelim. Yani x var, bir de 4 fazlası var. Çarpımı 60 yapacak. Nedir bu? 60'ı çarpanlarını düşünecek olursanız 6 çarpı 10 sağlıyor mu? Sağlıyor. X 6 çıktı. Hocam x 6 çıktıysa o zaman şurası x artı 4 iken burası da x artı 4. Yani burası da 10 çıktı. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı 6 ile 4'ün çarpımı 24 burası. 8 ile 10'un çarpımı da 80 burası yaptı arkadaşlar. O zaman bizden 24 artı 80 isteniliyor. Cevabımız kaç çıkar? 104 çıkar. Evet, birinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Ne yapacağız arkadaşlar? 90 derece var ekstra. Alfa beta'ya dalacağız. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa 90 ise beta. Tamamı 90 alfa. Burası da beta oldu. Beta 90 ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şu üçgenle şu üçgen alfa betalı üçgen. Başlayalım o zaman. Bakalım o zaman. Alfa beta 90, alfa beta 90. Hocam alfanın karşısı karenin bir kenarı, burada da alfanın karşısı karenin bir kenarı. Yani bunlar eş üçgen oldu. O zaman burada betanın karşısındaki burasıyla betanın karşısındaki burası da birbirine eşit midir? Tabii ki eşittir. CF'yi adam bize 20 demiş. O zaman 90'ın karşısı 20 ise burada da 90'ın karşısı 20'dir. Hatta şuraya bir A dersek, kare olduğundan dolayı A ise burası A artı 4 mi oldu? Evet. Pisagor bağıntısı 20'nin karesi A'nın karesi artı A artı 4'ün karesi olacağından dolayı buradan ne arkadaşlar? İşlemde sonuca ulaşırız. Bir kere 20 ile ilgili hipotenüs 20 olan 3, 4, 5'in katı 12, 16, 20 değil mi? Evet. A yerine 12 koyarsak, hissedecek olursak 12, 16, 20 sağlanıyor. ECD üçgeninin alanı isteniliyor bizden. Arkadaşlar olay bitti o zaman. O zaman burası ne oldu? Burası ECD üçgeninin alanı isteniliyor. 12, 12 ve 16 çarpımının yarısı değil midir? Evet, 12 çarpı 16 bölü 2 eşittir. Yani şu ikisi sadeleşti. 8 kaldı. 8 ile 12'nin çarpımında kaç yapıyor? 96 yapıyor. Cevabımız böylelikle ikinci soruda Edremit oldu. Geldik 3'e. ABCD dikdörtgen ve şurada bir LBCH kare. LBCH kare. Tamam. Şimdi bunlar da eş karelermiş. Eyvallah. En küçük kareden başlayalım. ABCD dikdörtgenin çevresinde vermişler. Hocam buraya bir A dersek. A eş karelerden dolayı. 2A dikdörtgenden dolayı 2A. Buraya bir B dersek. Hocam B iken burası da B oldu. Dikkat edin, A artı B bu da bir kare. A artı B, burası da A artı B, burası da A artı B olacaktır arkadaşlar. ABCD dikdörtgenin çevresi. Arkadaşlar burası 3A artı B, burası da A artı B. Yani 3A artı A, 4A artı burada B, burada B. Yani 2B yaptı. Bir de bunun iki katı ne yapıyor arkadaşlar? 48 yapıyormuş. Evet, buradan arkadaşlar 2'ye böldüğünde 24, bir daha 2'ye böldüğünde 2A artı B kaldı. O da 12 mi yaptı? Evet. ALGE dikdörtgenin çevresi isteniyor. ALGE. Bakın 2A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 12. Bak, dikdörtgenin çevresinde, bizden istenilen dikdörtgen çevresinde 2A artı B var zaten burada. 12 ise, bir de burası 12. Toplamda kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Çevre 24 yaptı. Çünkü bizden ne isteniyor? Hocam 4A artı 2B isteniyor. O da 24 yapar. Çünkü 2A artı 2B 12'ye eşit olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet, 3. soruyu Ceyhan bulduk. Geldik 4. soruya. Arkadaşlar oran verilmiş. FB uzunluğu A iken AF uzunluğu 3A verilmiş. Tamam. Karenin alanından bahsediliyor bize. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi burası 4A iken karenin bir kenarı da 4A'dır. Hocam burası da 4A'dır. Yukarısı da 4A'dır. Aa, burada direkt bak kelebek çıktı. Çünkü oranlama var. Alan dağıtımı isteniliyor bizden. Alan dağıtırsak olayı rahat bir şekilde buluruz.
Burada dağıtalım arkadaşlar, kelebeğe bakalım. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya 4'e 3. Hocam yazalım, 4, 4'e 3 ya, 4n'e 3n. Böyle alan dağıtırken her yerdeki oranlamayı yazmak her zaman daha mantıklı oluyor. 4m'e 3m oluyor arkadaşlar burası. Bir yerden başlayalım. Bir yerden başlayalım dediğimde de paralel kenar, dikdörtgen, kare gibi konularda arkadaşlar kelebek varsa böyle rasyonel sayıya dalanmamak için ne yaparız? Kelebekten başlamamız çok mantıklı olacaktır. O zaman kelebekten başlayalım. Kelebekteki oran 4 bölü 3. Hocam 4 bölü 3 benzerlik oranının karesi neye eşittir? Alanlar oranına eşittir hemen. O da nedir? 16 bölü 9 mudur? Evet, burası 16a iken burası 9a'dır arkadaşlar. Sonrasında alan dağıtmaya başla. Devam et. Hocam 3n'deki alan 9a ise bak 3 katı 3 katı yani 12a olacaktır burası. Aa hocam bu yarısı yaptı. Diğer yarısı yani 28a, diğer yarısı da 28a olduğundan dolayı buraya da 19a mı kaldı? Evet. İşte tüm alan kaç? 28 burası, 28 burası, toplamda kaç yaptı arkadaşlar? 56a yaptı. 64 ise 56a 64 olduğundan dolayı a'yı buradan ne buluruz? 64 bölü 56 olarak buluruz. Yani şunu 8'e bölsen 8, 8'e bölsen 7. A 8 bölü 7 geldi. Bizden ne isteniyor? 19A isteniyor. 19 çarpı 8 bölü 7'den 9 kere 8 72. 8 kere 1 8. O da 152 mi yapıyor arkadaşlar? Evet, 152 bölü 7 yapıyor gençler. Evet, dördüncü soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik 5'e. 5, 5, 5. Hocam burası da o zaman 5, 5, 5. Hocam burası A, 3A, 5A. Değil mi? Böyle eşit olduğunda A, 3A, 5A şeklinde gidiyordu. Hocam burası 8A iken burası da 8A, burası da 1, 3, 5'lik katında gidecek. O zaman burası da A, 3A, 5A şeklinde direkt alanları oranlayabilir miyiz? Evet gençler. Şimdi biz tüm alan 16A alanını bulabiliriz. Kaç? Hocam 15'in karesidir. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 8A isteniyor. Hiç buradan A'yı falan bulmayalım. 15'in karesi mi yaptı arkadaşlar? 5, 10, 15 değil mi? Evet, 15. 15'in karesi yaptı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Boyalı bölgenin alanları toplamı. Yani bizden 8A isteniyor. Dikkat, 8, 9. Ha burası 18A'ymış. Özür. 18A kaçmış arkadaşlar? 15'in karesi. Bizden ne isteniyor? 8A nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapabiliriz? Direkt A'yı bulmayalım. 4A lazım olacak bize. Yani 8A lazım olacak bize. Şimdi buradan bir şey yapalım, işlem yapalım isterseniz. Bu 18A eşittir 15 çarpı 15'e eşit oldu ya. 3'e bölsen 6 değil mi? 3'e bölsen 5. Ondan sonra bir daha 3'e bölsen 2. Bir daha 3'e bölsen 5. 2A buradan 25 geldi. Bizden ne isteniyor? 8A isteniliyor. 8A'yı bulmak için de 4 ile çarparız o zaman arkadaşlar bunu. 4 kere 2 8A yapar. 8A da buradan kaça eşit olur o zaman? 100'e eşit olur. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? Beşinci sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 6'ya. Evet, çok seviyorum bunu ya. Bilmiyorum niye seviyorum. Çünkü bu sene çıkacağını gerçekten böyle inancım tam gibi bir şey böyle yani arkadaşlar. O yüzden dikkat edin bunu. Öncelikle aşağı doğru katlanmış, sonra sağa doğru katlanmış, sonra bir kesim atılmış. Küçük olan şekil atılmış galiba. Şöyle kesilmiş. R noktası boyunca kesiliyor ve üçgen parça atılmış. Evet, burası atılmış. Elimizde kalan parça neresi arkadaşlar? Bakın, elimizde kalan parça tam olarak burası. Hatta bu kalan parçayı şöyle sarıyla gösterdim arkadaşlar size. Şurası atıldı, tamam mı? Sonra kağıt tekrar açılıyor. Açalım arkadaşlar. En son böyle katlamıştık. Geriye doğru açalım. Geriye doğru açtığımız anda önceden şeklimiz böyle miydi arkadaşlar? Evet. Hani kesilmemiş olsaydı böyleydi. Kesilmiş halinde simetriğini alacağız. Bak bu şekilde kesildi. Bu şeklin bunun noktası burası, simetriği burası mı oldu? Evet. O zaman bizim şeklimiz, asıl şeklimiz burası, dolu olan kısmı burası olmadı mı arkadaşlar? Evet, buna göre simetriği. Sonra bu aşağı doğru katlanmıştı. Yukarı doğru açacağız gençler. Yukarı doğru açtığımız zaman da o doğruya göre simetriğini alıyoruz gençler. Açtık şöyle. Şu kırmızının simetriği bu doğruya göre. Bak buradan böyleydi. Buradan hop şöyle olacak. Bu kırmızının simetriği de böyle oldu. Bu dolu kısım buraya mı geldi? Dolu kısım şöyle şuraya gelmiş oldu arkadaşlar. Kesilen parçalarda şurası, 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 şurası. Kağıt kaç parça olur diye sormuş olsaydı. Bak burası ayrı bir parça. Burası da, burası da, burası da. Yani 1, 2, 3, 4 parça. Burası da bir bütün olmuş oldu. Çünkü sarılar yan yana burada. Toplamda 5 parça olur derdik. Şimdi alanın kaç katıdır diye soruluyor bize. Öncelikle arkadaşlar şurası A ise. Hocam şurada bir alan dağıtımı yapacak olursak burası da A'dır. 2A ise burası da 2A mı? Evet. Şurası 4A, dikkat edin. Burası da şu kesilen alan şurasıyla şurası aynı.
Burası da A, burası da A, burası da A. Şurası 3A iken burası da 3A. Toplam burası 6A, burası da 6A mı oldu? Evet. En son elde edilen şeklin alanının kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar. Başlangıçtaki şeklin alanı. Başlangıçtaki şeklin alanı kaç? 6, 7, 8, 16A mı? Evet, 16A. En son elde edilen şeklin kaç katıdır? 6 burada, 6 burada. 12A'ya oranı isteniyor arkadaşlar bizden. 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 3. Yani 4 bölü 3 katı olmuş oluyor arkadaşlar cevabımız. Böylelikle cevap Ceyhan oldu. Kaçıncı soruydu? 6. soruydu. Geldik 7. soruya. Evet, bu bir kare verilmiş. Arkadaşlar 15 burası. O zaman buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Bu da bir eşkenar dörtgen denmiş. Eşkenar dörtgen olduğu için bunlar birbirine paraleldir. Hocam burası 9, 90 ise burası da Z'den dolayı 90 derece mi? Evet. Burası 15, burası da 15. Hocam eşkenar dörtgen olduğundan burası da 15. Hatta 9, 15, 9, 12, 15 üçgeni. Ama bence gerek yok. Hadi gerek var. 9, 12, 15'ten burası 12 oldu. Tamamı 15 olduğundan buraya da 3 mu kaldı? Evet. Şimdi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Karenin alanından neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şuradaki saçma beyaz alanı çıkartacağız. O zaman böylelikle alanı buluruz. Peki yamuğun alanı bilmediğimiz için ben size normal dik üçgen ve dik dörtgenden yapacağım. Karenin alanı nedir arkadaşlar? 15'in karesi eksi. Hop şurada bir dik dörtgen oluştursak 9 ise 9, 3 ise 3. Normalde yamuğun alanı 15 artı 3 çarpı yükseklik bölü 2'den direkt bulabiliriz ama şu alan nedir arkadaşlar? Direkt 9 çarpı 3 eksi. Bir de bu alan arkadaşlar. Burası da 12 ya. 3 burası ise buraya 12 kaldı. Bir de bu alanı çıkartacağım. 9 çarpı 12 bölü 2'yi çıkartacağız. İşte. Yani bu 225 eksi 27 eksi 54 çıkacak arkadaşlar. 7 4 daha 11 sonu 1'li. 5'ten sonu 1'li bir şey çıkartacağım. Sonu 4'lü bir şey olur arkadaşlar. Ne olursa olsun. Büyük ihtimal ben bu şekilde yaptım. Allah'tan sonu 4'lü bir tane soru vardı. Cevap vardı. Büyük ihtimal bu sonucun cevabı da işlemin cevabı da zaten kaç çıkıyor arkadaşlar? 144 çıkar. İsterseniz deneyin. 7. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 8'e. Kırmızı boyalı FVC üçgenin alanı 18 birim karedir. Arkadaşlar buraya 18 vermiş ve şuna bir kare demiş. Mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle arkadaşlar şu alan karenin alanının yarısı mıdır? Evet. Evet, şu bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şuraya bir A alan dersem karenin alanının yarısı nedir? Paralel kenarda da çok kullanıyoruz bunu. A artı 18'dir. Peki hocam şu mavi alanda bakın şu mavi alanda karenin alanının yarısı değil midir? Evet. O zaman burası da B artı 18. Karenin alanının yarısı da B artı 18 olduğundan buradan ne geldi? A ile B birbirine eşit geldi. Yani şurayı ne bulduk arkadaşlar? A bulduk. Hocam şuraya bir X ve Y diyecek olursak hatta şu A ve A ile B'yi hiç yapmayalım bile. Hiç işin içine girmesin isterseniz. Mavi hiç işine girmesin. Hocam bu karenin alanının yarısı kırmızı. Şu mavi olan da karenin alanının yarısı değil mi? Şöyle baktığınız zaman evet. Yani o da x artı y artı a'ya eşittir. Buradan a'lar nana yoldu. X artı y taralı alan isteniyor direkt bizden. X artı y de direkt kaça eşit oldu o zaman arkadaşlar? 18'e eşit oldu. Yani 8. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 9'a. Katlama var AB. Evet gençler ben bunu böyle katlamışım. Şu alttan da böyle katlamışım. Normalde katlanmış halini geri açıyorduk. Açık vaziyette var. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılarda birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Burada Ali Bey uzunluğunu 24 demiş. Ve BC uzunluğunda 7 birim olarak vermiş. Gençler şurası 7 burası da 24. Eyvallah. Şimdi sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Eşit. Üst üste binen açılar eşit 90 ise burası da 90. Hocam 24 iken 7, 24, 25 olduğundan dolayı burası 7, 24, 25. 24 iken katladığın zaman üst üste binen kenarlar da birbirine eşit olacak. Burası da 24 oldu. Aa tamam 25'ti buraya kaç kaldı? 1 kaldı. Bizden DBX isteniyor. DB şurası isteniyor. Tamam soru bitti arkadaşlar. Aynı şeyin laciverti. Burası da 24 mü? 24. Burası kaç? 7. Hop sen bunu böyle katladığın zaman. Katladığın zaman hocam burası da 24 yapıyor. Bunun tamamı 25'ti. 24'ü buradaysa buraya da 1 kaldı. Dikkat edin. Şuraya kadar kısmını 1 bulduk. Buraya kadar kısmını da 1 bulduk. Şurası D noktası. Burası da B noktası. Bizden DB uzunluğu isteniyor. Tamamı da 25. 25'ten de 1, 2 çıkarsa kaç kalır buraya? 23 kalır. Cevabımız böylelikle 23 yaptı. Yani 9. soru. Ceyhan oldu. Geldik 10. soruya. ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru arkadaşlar. Dikkatli olalım. Çevresi 60 birim olan ABCD karesi. Çevresi 60'sa o zaman 60'ı 4'e böldüğüm zaman bir kenarı bulurum. Yani bir kenar kaç çıktı arkadaşlar? 15 çıktı. Bir kenar 15 tamam. ABCD karesi çekildeki gibi eşit alanla 6 dikdörtgene ayrılmış. O zaman
Alan nedir arkadaşlar? Bir tane alan. 15'in karesini kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. Hocam bu 15 çarpı 15 bölü 6. 3'e böl, 3'e böl. 5, 2. Bu da 75 bölü 2 mi yaptı arkadaşlar? Alan. Evet, 75 bölü 2 yaptı. Şuradaki alan. Tamam, bir tane alan 75 bölü 2 ise arkadaşlar, 15 ile neyi çarparsan 75 bölü 2 yapar. Hocam 5 bölü 2'yi çarparsam 75 bölü 2 yapar değil mi? Evet. Hocam burası 5 bölü 2. Aa hocam, bunun tamamı da zaten 15'ti. 15'ten 5 bölü 2 çıkınca 25 bölü 2 mi kalıyor buraya? Evet. Sen şimdi 25 bölü 2 ile neyi çarpacaksın? X'i çarpacaksın. Bu da neye eşit olacak? 6 eşit alana ayrılmıştı ya. Zaten o alanı da 6'ya böldüğün zaman bir tane alan 75 bölü 2 idi. Yani burası 75 bölü 2 yapacak buradaki alanda. O zaman oraya yoğunlaşalım arkadaşlar. Bu da 75 bölü 2'ye eşit olacak. Niye? Tekrar söyleyelim. 25 bölü 2 burası. 25 bölü 2 ile x'in çarpımı bu alana eşit olacak çünkü. Hocam bölü 2'ler gitti mi gitti. 25 ile 75 sadeleşince burada da 3 kaldı. X'i de buradan 3 bulduk. X 3 oldu. Bizden ne isteniyor? Çevre. Çevre nedir? 3 artı 25 bölü 2. 3 artı 25 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Bir burada 3, 25 bölü 2, bir burada 3, bir de burada 25 bölü 2 arkadaşlar çünkü. 6 artı 25'ten cevabımız da kaç yapıyor? 31 yapıyor gençler. Evet, 10. soruyu böylelikle Denizli buldum. Geldik 11. soruya. Bir kenar uzunluğu 2 kök 2 birim olan ABCD karesinin A köşesine kenar uzunluğu 2 birim olan APRT karesi aşağıdaki şartlarla yerleştiriliyor. Hemen çizecek yer yokmuş gibi ama şöyle şuraya çizebiliriz kardeşim. Hop şöyle çizelim. Hemen ABCD karesini çizdik arkadaşlar. Eyvallah. Bir kenarı 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Sonra ne demiş? Bir APRT, bir köşesi A olan bir kare daha çizeceğim. PRT köşeleri karenin dışındaymış. İçeri çizecektim böyle, hemen dışarı çizelim. Yalnız o kare şöyle de olabilir arkadaşlar, şöyle. Ama diyor ki PRT köşeleri karenin dışında olacak. O zaman bizim karemiz şöyle bir şey olacak. Ama başka bir şart var mı? BAT açısı. BAT. T şurasıysa burada kaç? 45 derece olacak diyor. O zaman bizim karemiz aynen şöyle olmalı arkadaşlar. Evet, tamam, olay bitti. APRT karesini çizdim. BAT açısı da 45 derece olarak çizdim. Tam oluşan şekil bu. Karenin bir kenarı da kaç? 2 birim olduğunu söylemişti zaten. Buna göre diyor CR uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden CR mi CT mi? CR uzunluğu CT uzunluğunun kaç katıdır diye soruluyor. Ha. Hem CT'den hem de CR'den bahsediyor arkadaşlar bize. Dur bakalım. O zaman ben burada CR'yi çizdim. CR'yi bulurum. Bir de CT isteniyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu iki farklı şekilde, şekil karışık olmasın diye arkadaşlar, iki farklı şekilde kopyala yapıştır yapayım. Dur. Bekle. Allah'tan teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabiliyoruz. Anam kullanamadım. CTR ile C, CTR ile V dedik. Hop. Biri burada olsun, biri burada olsun. Arkadaşlar bir bizden şu CT uzunluğu isteniyor. Bir de bizden CR uzunluğu isteniyor. CR uzunluğuna bakalım arkadaşlar. CR uzunluğu da şu olsun. Öncelikle CT'ye bakalım. Arkadaşlar buna ait bir üçgen oluşturmamız lazım. O üçgen de nerede? Şurada değil mi? Arkadaşım şuradan bir köşegen çizecek olursak. Köşegen çizdiğimizden dolayı burası 45 oldu. Aa 90 derece direk çıkı verdi. 2 kök 2 kök 2 ise kök katından dolayı burası kaç çıktı? 10 kök 10 olur mu? Kök katından dolayı burası 4 çıktı. Ve burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam 2 4 2 kök 5 oldu arkadaşlar burası. Evet, bunu bulduk. Şimdi zaten CR uzunluğu CT uzunluğunun kaç katıdır? CT'yi bulduk. Bir de CR'yi bulursak olay bitti. Yine aynı şekilde buna ait bir üçgen oluşturalım. Hocam al sana üçgen. Aha, köşegenlerle çizdiğin zaman üçgen oluşuyor. Çizdik. Hocam burası da 45, burası da 45. Hocam şurada bir şey çıktı karşımıza. Şuradaki yapıyı bir yere çizip göstereyim. Vallahi küçüğünü çizmek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir 135 derecelik bir şey çizdim. Hocam burası 2. 2 olduğundan dolayı burası 2 kök 2'dir. Burası da 4 müdür? Evet. Bir kenarı 4 olan, bir kenarı da 2 kök 2 olan ve burada kaçı da 135 derece olan. Çünkü 45 90 bir de 45 var burada. 135 derece olan bir üçgen. Şuradaki x uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Ne yaparız burada? Hocam ya kosinüsten yaparız ya şu 45'i ya da burada 45'i kullanırız. Burası daha mantıklı geldi kök 2'li bir değer olduğundan dolayı. 90 dereceye böyle çizdim. Burası da 45, burası da 45 oldu. 2 kök 2 ise bunlar da 2'ye 2 oldu. Pisagor bağıntısı. Hocam burası 6, burası da 2. X direkt şeyden bulabilirim. Ortak çarpanlar. Hocam 2 çarpı 1 burası, 2 çarpı 3 burası. Burası da 2 çarpı kare kök içinde. 1'in karesi artı 3'ün karesi. Yani 1 artı 9. 2 kök 10 yaptı. Şimdi bir daha bakalım soruya. CR uzunluğu CT'nin kaç katıdır? CR uzunluğu 2 kök 10. Yani senden 2 kök 10'u 2 kök 5'e böl diyor sana. 2'ler nanay. Kök 10 bölü kök 5 de direkt neye eşit oldu arkadaşlar? Direkt kök 2'ye mi eşit oldu? Evet. Cevabımız böylelikle kök 2 yaptı.
Dolayısıyla cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Evet, 11. soruyu Ceyhan bulduk ve geldik 12. soruya. Yandaki ABCD karesi eşit alanlı 7 dikdörtgen ayrılıp bir boyanarak M harfi oluşturuluyor. Evet, buna göre diyor kırmızı boyalı dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya 1 diyeyim, şuraya x diyeyim. X'i bulursam, yani sayı cinsinden bulursak olay bitti. Normalde buraya x deyip buraya y demem lazım. X'i y cinsinden yazmam lazım ama direkt bizden x bölü 1 isteniliyor. Direkt x isteniliyor. Bu şekilde yaparsam sanki daha sağlıklı olacak. Evet, 6 kare eşit alanlı 7 dikdörtgene ayrılmış. Alanlar nedir arkadaşlar? X midir? Evet hocam, alanı x. Her yerdeki alanı şöyle bir x yazalım istersiniz. Peki her yerdeki alan x ise hocam burası x çarpı 1. Hocam burası da x çarpı 1 olduğundan burası da 1'dir. Burası da x, burası da x olduğundan x çarpı 1 olduğundan burası da 1 oldu. Hatta burası kaç yaptı? 3 yaptı. Hocam 3 ile neyi çarparsak x yapar? Tabii ki x bölü 3'ü çarparsak. Buradaki alan da yine aynı şekilde. Bakın burası 3 değil mi? 3 ile neyi çarparsan x yapar. X bölü 3'ü çarparsan. Bölü 3 ile şuradaki 3 çarpanı gitsin diye. Sonra ne oldu arkadaşlar? Burası da x mi? Evet. Bu alan, bakın dikkat edin şimdi. X bölü 3, x bölü 3 ve x'in toplamı. Yani 2x bölü 3 ile x toplarsak kaç yapar? 5x bölü 3 yapar. Hocam şurası 5x bölü 3 yaptı. Sen 5x bölü 3 ile neyi çarparsan, y diyelim. 5x bölü 3 ile y'nin çarpımının ne olduğunu biliyorsun? X olduğunu biliyorsun. X'ler nanay. Y de buradan neye eşit oldu? 3 bölü 5'e eşit oldu? Evet. Hocam Y'yi 3 bölü 5 bulduk. E o zaman 3 bölü 5 burası. Şurası kaç? Burası 3 bölü 5. Burası 3. Aynı şekilde burası da 5x bölü 3 ya. 5x bölü 3 ile 3 bölü 5'in çarpımıydı arkadaşlar bu. E o zaman bir şeyler bulduk. Burası x'i bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Niye bulduk biliyor musunuz? Çünkü burası 5x bölü 3. Karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı 5x bölü 3. Hocam burası da toplamda kaç yaptı? 3 bölü 5, 3 bölü 5 ve 3. Yani 6 bölü 5 ile 6 bölü 5 ile 3'ün toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 10, 15, 21 bölü 5 mi yapıyor? Evet, burası 21 bölü 5 yaptı arkadaşlar. O zaman hesaplayalım. 5x bölü 3 eşittir 21 bölü 21 bölü 5'e eşitse. X'i yalnız bıraktım. 3 ile 21'i çarptım. X buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 63 bölü 5 kere 5, 25. Evet. X buradan 63 bölü 25 oldu. Bizden ne isteniyor? Bizden x bölü 1 isteniyor zaten. Öyle demiştik. Kısa kenara 1 dediysek, buraya da x dediysek, uzun kenarın kısa kenar oranı isteniyor. Yani x isteniyor bizden. X bölü 1 isteniyor. X bölü 1 yani x. O da kaç yapıyor? 63 bölü 25 yapıyor gençler. Böylelikle cevabı 63 bölü 25 bulduk. Cevap Balıkesir çıktı 12. soruda. Ve böylelikle arkadaşlar, ne yaptık? 8. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Üniversiteliğin testlerine geçiyoruz. Yani 9. testi geçiyoruz arkadaşlar. O da bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.